Mehmet Barlas, uzlaşmak yerine kavga edenlerin tarlaları kirletilir. Temel sorunların çözümünü izlemek yerine siyasette kişilerin kavgalarını izleyerek geçirdik yıllarımızı. Önce İnönü ile Bayar'ın, sonra da Ecevit ile Demirel'in uzlaşmazlıkları siyasi hayatımızı yönlendirdi. 1980'ler ve 90'ların başında ise Özal-Demirel gerginliğini izleyerek vakit geçirdik. Bu gerginlikleri izlerken eğlendik de ama sonuçta Kürt realitesini çözümsüz olarak 21. yüzyıla aktardığımızı pek fark etmedik. Hakem kim? Bu gerginliklerde hakem rolünü bazen darbeler bazen de ölüm oynadı. 27 Mayıs darbesi Bayar'ı yarış dışı bıraktı. Özal'ın ölümüyle de Demirel tek başına kalmadı mı? Benim gazeteci konumunda tanık olduğum bu dönemde sorunlara en fazla bilinçle yaklaşan siyasetçilerin başında Turgut Özal'ın geldiğini söylemeliyim. Benim kaleme aldığım anılarında rahmetli Özal sistemdeki aksaklıkları şöyle yorumlamıştı. Sistem eleştirisi. Devlet sistemimizi Fransa'dan almışız. İdare mülkiye ekolü hakim. Yıllardır maliyede, içişlerinde ve dışişleri bakanlığında bu statikocu zihniyet var. Bundan ötürü mekanizmalar işlemiyor. Her şey tersine kurulmuş. En iyi, en kaliteli adamlar devlete müfettiş olarak kullanılıyor. Orta halli ve orta kararlı insanlarsa icrada. Sonuçta devlet ne kendi memurlarına ne de kendi vatandaşlarına güveniyor. Kabiliyetli ve kuvvetli müfettişler orta karar memurların çalışmasını zorlaştırıyor. Herkes bir hata yapmaktan korkuyor. Bu sistemi Fransa çoktan değil değiştirdi ama biz hep aynıyız. Danıştay'ı da, frenleyici müesseseleri de oradan almadık mı? yine mi kavga? Şimdi 21. yüzyılda yeni bir anayasa ve buna ilişkin olarak başkanlık sistemiyle devletin ataletten ve kararsızlıktan çıkartılması arayışları içindeyiz. Yeni bir organizasyon arayışı var önümüzde ama siyasetin aktörleri uzlaşarak çözüm üretmeye çalışmak yerine kavgayı yine ye tutmaktalar. Arada bir başımızı kaldırıp siyaseti kavga etmek olarak algılayan komşularımızın neler yaşadığını düşünsek, mesela şu anda Suriye halkının ne istediği değil, Amerika ve Rusya'nın Suriye için ne tür bir karar alacakları da ağırlıklı değil mi? Rahmetli Adnan Kahveci bu gibi durumları organizasyon konulu bir fıkrayla yorumlardı. Bir kez daha hatırlatayım hancı ve general. Dünya Savaşı'nda Yugoslavya'yı işgal eden Nazi Almanyası ordusundan bir kolordu bir dağ köyünde konuşlanmış. Kolordu komutanı olan Nazi generali de bir Yugoslav köylüsünün hanına yerleşmiş. Gece yarısı general hanın sahibini çağırıp tuvalet nerede diye sormuş. Han sahibi köylü bizim handa tuvalet yok diye cevap verince Nazi general sinirlenmiş. Peki ben nerede defi hacet edeceğim diye bağırmış. Han sahibi köylü bunun üzerine sayın komutan beni takip edin demiş organizasyon meselesi. Önde hancı, arkada general hanın kapısından çıkmışlar, yürümüşler. Bir tarlanın ortasına gelince hancı generale buraya edeceksiniz demiş. Bunun üzerine Nazi general çok sinirlenmiş. Sizde hiç organizasyon yok diye bağırmaya başlamış. Bu sözleri duyan hancı gülmüş ve bizde organizasyon olsaydı şimdi ben sizin tarlanıza ediyor olurdum sayın general demiş. Evet. Sonuçta Suriye'nin tarlalarına ya Ruslar ya Amerikalılar etmiyorlar mı? Mehmet Barlas, Sabah.